Bey, bir komşunuz telefon attığında... Duyuyor musunuz beni? Tamam, bunu da duralım. Tabii, komşu hanıma bir merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayına. Merhaba. Selamlar. Sizin Döndü ve Şükrü ile ilgili iddialarınız varmış. Buyurun. İlk önce Döndü Hanım'a sesleneyim. Buyurun. Döndü Hanım, siz yanlış yoldasınız. Sen çok doğru mu yoldasın? Ha Şükrü. Sen çok doğru mu yoldasın? Insanlara... Dur, dinle dinle. Evet. Sen Abdullah kötü de Şükrü çok iyi. Sen nereden biliyorsun bir tane çocuğu koyup geliyorsun da? Sana benim ne? De seni dört ilgilendirmez. Tane kızım var. Kimsenin hayatı seni ilgilendirmez. Kes sesini, kes sen sesini. Döndü lütfen. Evet. Kes sesini. Sen kes sesini oradan. Döndü, bak sana bir mesajı varmış. Söyleyin. Kadın satıcılarının eline düştün, farkında mısın? Çocuğun var, utan, utan. Bilip bilmeden yalan konuşma. Bilip bilmeden yalan konuşma. Sen kadın satıcısı, anladın mı? Bilip bilmeden konuşma. Kes sesini, bilip bilmeden konuşma. Şükrü, Ramazan ve Hasan isimli kişiler kadın değil. Hasan kim? Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok. Döndürün kaynağı. Belki kadın ticareti yapıyor, ne demek? Bu iki tane çocuğu diye niye kitlet duruyorsun? Döndü. Siz kes sesini sen oradan bir. Kes sesini. Şükrü'yü nereden tanıyorsunuz? Sen kes sesini. Sen. Lütfen. O adama kurban ol sen. O ya bırakın Abdullah. Onu biliyor musun sen? Siz bana Şükrü'yü anlatın. Abdullah'ı övmeyin. Şükrü kimdir? Şükrü bizim komşumuzdu. Evet. Bize silah sıktı, tabanca sıktı çocuklarını döverek. Siz iki husumetli komşusunuz. Evet. Şükrü ne iş yapıyor? Tanımıyorum. Ben Kumrucu'da oturuyorum. Hayır, ne iş yaptığını bilmiyorum. Sadece yaz yaz geliyorum oraya. Yazları geliyorsunuz. Peki şöyle evet. Açıkça bir soru sorayım. Geçmişte Şükrü Bey'le bir gönül ilişkiniz vardı da bir mağduriyet yaşadınız mı? Hayır. Peki Şükrü'nün kadın ticareti yaptığını neye dayanarak iddia ediyorsunuz? Şükrü kadın ticareti yapmıyor. Konuştuğu adamlar kadın ticareti yapıyor. Şükrü her yerde kadın arıyor. O kadın ticareti yapan adamlar da buna numaralar veriyor. Heh, Şükrü genelde kadınlarla tanışan kişi. Aynen. Peki döndüğüyle ilgili planı ne Şükrü'nün? Boşandırıp orayı boşandırıp evlenmek. Evlenmek istiyor. Hayat kuracak yani. Döndüğe de silah sıkılır, merak etme. Niye silah sıkılır? Elmalı şahit, Kumruca şahit, Demre şahit, Finike şahit. Niye silah sıkılır Döndüğe? Ne yapar Şükrü? Mesela Şükrü Döndüğüyle evlendiğinde Döndüğü mağdur eder mi? Ona zarar verir mi? Eder tabii ki. Ne yapar? İçer her gün karagarlık olur. Bir Abdullah Karagol'da değil. Tutuyor elmalı bunu biliyor. Şükrü Bey. Sen anlatsana, benim belli. Ben Şükrü'yüm Elmalı'dan. Sen de anlatsana, kendini göstersene bana. Kimsin sen? Sık sık karakolluk olduğunu söylüyorlar. Niye karakolun yolunu böyle ezbere biliyorsunuz? Ben 10 sene olmuş. Ben boş vermiyorum. Bu eşiniz mi? Hayır değil. Değil, tamam. Eşim değil. Sana eski eşinden bahsetmiyor. Kadınları mağdur eder diye hep karakola gider. Bu çok alkol alır. Alkol aldığında da kendini taşıyamaz. O kimseyi ilgilendirmez. O kimseyi ilgilendirmez. Bak şöyle, eğer içmiş ne yaparsanız yapın. Eğer sınırsızsanız ve yapmış olduğunuz tüm davranışlar çevrenizdeki insanlara zarar veriyorsa beni, kime seni, bütün toplumu ilgilendirir beyefendi. Kadınlara zarar veren bir yapınız var mı? Şiddet uygular mısınız? Ben de kadınlara zarar vereceğim. Benim bir sefer evlendim, bir de boşandım. Başka kimseyle bir ilişkim olmadı. Nereden biliyorsunuz siz kadınlara zarar verip benim evimde kadın mı satıyorsun? Boşanma sebebi neydi beyefendi? Beyefendi 10 yılda bekarlığımız sürecinde bir sürü insanla olabilir. Boşanma sebebi neydi? Ne yani? Bütün kadınlara dediğinde bütün kadınlarla ben mi sorumluyum? Hayır. Hayatınıza giren kadınlara şiddet uygular mısınız? Şiddete meyilli misiniz? Benim hayatıma kadın niye girecek? Ya girecek ya kadın beyefendi, var mı? Sağlıklı bir ben adam değil misin? Bekar ya. Ben kendi halime yaşayan bir insanım. Benim kadınla kızla işim olmaz. 10 sene önce eşimden boşandım. Ha, Şükrü Bey. Bu Kumruca'daki insan kimse, hangi kadınsa bana onun telefonunu açıklamasını yapın. Ama sizi tanıştırırsam siz hemen evlenmek istersiniz.
Niye evlenmek isteyeceğim ya? Ben kiminle evlenmişim? Siz kimseyle, karşı cinsle telefonda konuşmaya gelmiyorsunuz beyefendi. Bekar bir adam olarak sizin karşı cinsle ilişki kurmanız, iletişim kurmanız son derece normal beyefendi. Biriyle tanışabilirsiniz, arkadaşlık edebilirsiniz, ayrılabilirsiniz ya da evlenebilirsiniz. Kadınlara bilmem ne uygulamışım. Bu hangi, normal. Hangi, nerede var? Resmide, resmiyette böyle bir şey var mı? Normal, normal. Gidelim, gidelim Cumhuriyet Savcılığına, Elmalı Cumhuriyet Savcılığına. Ben kaç tane kadınla bir şeyim olmuş. Tamam, Şükrü Bey niye döndü hanım? Sizi telefonuna bir şey gidecek aşkım diye kaydetti. Sorun bu aslında. Patron musunuz? Sorun değil bak. Bak. Siz inanmayacaksınız yanlış, o zaman. Yanlış cümleler üzerinden gidiyorsunuz. Hanımefendinin iki sen tane hattı var. Sen de yanlış cümleler üzerinden gidiyorsun. Sen doğru cümle bunu, üzerinden gidiyorsun. Hayır teknolojide iz bırakıyorsunuz. Teknolojide iz bırakıyorsunuz. Abdullah Bey'in elinde boşanma davası açsa bunları sunacak ve bu dosyanın içerisinde yer alacak. Sizi alsın, ne diye kaydettiniz Döndü Hanım? Patronum diye mi kaydettiniz, aşkım diye mi? Ya sen onu bırak. Döndü'ye soruyorum. Siz kaydetmediniz. Niyetini onu merak ediyorum. Ne diye kaydettiniz Döndü Hanım? Ben konuşmak istemiyorum. Esra abla çıkabilir miyim? Niye? Ben, psikolojim bozuldu ya benim. Niye psikolojim bozuldu? Ben çıkmak istiyorum. Siz neyi savunmak istiyorsunuz? Şükrü Bey. Alo. Bana bakın bir. Bak üslubunuza da dikkat edin. Kadın. Ramazan Bey ve diğer kişinin kadın ticareti yaptığını, sizin sadece size kadın temin ettiklerini söylediler. Bilemem, bu kadar bir cümleydi. Döndü Hanım sizin yanınıza geldiğinde, sizin boşandığında eşiniz olacak mı olmayacak mı, bunun cevabını verin. Kumluca'daki bir kadın, Elmal'daki bir erkeğin ne yaptığını nereden biliyor? Vallahi bilemiyorum. Kendi hayatınıza sorun. Bilemiyorsan konuşmayacaksın o zaman. Vallahi sizinle de ilgili hiçbir şeyi bilemiyorum Şükrü Beyciğim. Hayatınıza işçi olarak... Soramazsın. Şükrü Bey sorarız. Sizin hayatınıza Tatokat'tan işçi olarak gelen kişi... ...sizi nasıl 10 günde evlenmeyi düşündüğünüz kişi oluyorsa... ...sizin hayatınızda her şey mümkün. Önce sen kapılarınız benim sorularımı cevapla. Kapılarınızı açın. Bir hangi cevaplarım söyleyin. Sen de benim sorumu cevapla. Bu yayına giren, canlı telefonla bağlantıya giren kadın. Evet. Kumlucu'dan diye. Ben Elmal'dayım. Bu benim nasıl komşum olabilir? Tokat Elmağ'daki Döndü senin nasıl hayatına girip sonra senin eşin ya, olabilir? Sen de bunu açıkla. Ben size dünden bu yana cevap veriyorum sorularınıza. Sen de bana ver. Beyefendi. Vallahi Tokat Elmağ'daki Döndü... Abdullah'la olan Döndü, senin nasıl hayatına böyle giriyorsa, Kumluca'daki hanımefendi de aynı şekilde. Nasıl benim komşum oluyor? Ben Elmal'da yaşıyorum, o Kumluca'da yaşıyor. Ramazan'a sor, Ramazan'a ben bunu nereden tanıyorum diye. En iyi Ramazan biliyor senin secereni. Ramazan'dan biliyor, Kumluca'daki karıyı mı biliyor Ramazan? Tabii Döndü'yü biliyor ya Ramazan Hasan'la. Çok Allah karışık Allah. İlişkileriniz var beyefendi, tek düze yaşayın. Siz bekar bir adamsınız, size 1000 tane kısmet çıkar. Hayırlı kısmetler. Döndücüm, psikolojin niye bozuldu? Neye üzüldün? Bak mesela Hasan'a kızmadı. Abdullah'a bu kadar kızmadın ama yayına bağlanan hanımefendiye çok sinirlendi. Bilmeden niye yorum yapıyorlar Esra abla böyle? Ama belki geçmişinde beni var. Beni de sorsun, soruşturursun. Sen sana Elba'dan, bir şey demiyor. Hatay'dan. Belki Şükrü'nün geçmişinde olan biri. Onu ben bilemem Esra abla. Ama diyor ki benim diyor bir kadın olarak ona mesajım var diyor. Ben daha fazla uzatmak istemiyorum Esra abla. Hayatta kimseyi seçmeyeceksin. Önce kendini seçeceksin. Çocuklarını ve kendini, tamam mı? Bak hepsi bir anda seni tık diye yarı yolda bırakıyorlar. İşlerine gelmediğinde, erkekler böyledir. İşlere gelmediği dakikada hemen başlarlar geçmişiyle ilgili konuşmaya. O yüzden önce kendinizi seçin. Tamam. Gel görüşürüz hadi sonra. Bizi bir an evvel boşayın gidelim. Boşayayım mı? Vallahi ya ben bıktım usandım yeter. Tamam, bir an önce boşanın. Yardımcı olacağım sana. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz.